Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin'le birlikte Türk Haber'i ziyaret etti. Kendisini karşılayan Genel Müdürümüz Bahtiyar Ersoy'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 6 yıldır burada. Bir dizi program kapsamında Kütahya'ya gelen Erbakan, ilçelerde vatandaşlarla buluştu. İlçe kongrelerine katıldı. Kütahya programını değerlendiren Erbakan, halkın parti ve kendisine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde de öyle, burada da aynı şekilde ciddi bir teveccüh ve ilgi görüyoruz. Buna hep birlikte çalışmalara katılan arkadaşlarımız da şahit. Hatta üçüncü kişiler de, parti dışında olanlar da zaman zaman da şaşırıyorlar. Çok bereketli bir çalışma oluyor. Tabii burada rahmetli Erbakan hocamızın ve özellikle vefatından sonra kendisine yönelen teveccüh, ilgi, özlem gerçekten de değerinin, kıymetinin daha iyi anlaşılmasının bizim parti çalışmalarımıza da çok olumlu etkisi oluyor. O dönemdeki özellikle 54. hükümetteki işçi, memur, emekli maaş zamları ve gerçekten de ekonominin canlanması, bereket döneminin yaşanması hatırlanıyor büyük ölçüde ve özlem duyuluyor. O özlemi, o teveccühü bize de ister istemez yönlendiriyorlar. Yoğun bir katılımla yapılan Simav İlçe Kongresi'nde partisine katılımların olduğunu belirten Erbakan, seçimlere doğru yeni üyelerle birlikte daha güçlü ilerlediklerini vurguladı. Yeniden Refah Partisi'ni daha temiz, daha güvenilir, daha sıcak buluyorlar. Ve o nedenle de gerçekten üye sayımızdaki artış, katılımlar, mesela dün Simav İlçe Kongremizde de birçok katılımlar oldu, rozetlerini taktık. Hem AK Parti'den hem diğer partilerden katılanlar oldu. Burada da öyle, Türkiye'nin birçok yerinde de dediğim gibi gittiğimiz her yerde de bu teveccühü, ilgiyi görüyoruz. Tam bir yükseliş trendinde ve heyecan da her geçen gün artıyor. İnşallah seçimlerin yapılacağı güne kadar tabii bu tempoyla yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hep söylediğimiz sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da esnafımızın yanındayız diyoruz. Partisinin 81 ilde teşkilatının olduğunu aktaran Erbakan, Milli Görüş Hareketi ile yola devam edeceklerini ifade etti. Hem üye sayımız bakımından hem de tabii teşkilatlanma olarak da çok etkili olduk. 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilat kuruldu. 70 ilde il kongresi, 600'e yakın ilçede ilçe kongresi ki bir tanesi dün Simav'dı, bugün de Domaniç inşallah olacak. Ve bu kongrelerimizi de aynen büyük kongremiz gibi o ilin, o ilçenin en büyük salonlarında, yani sembolik masa başında, teşkilat binasında değil, çok yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bir kez daha pişman olmamak için, dizini dövmemek için bu sefer yine Milli Görüş'ü seçecek ve o efsane hizmetlerle inşallah yeniden Refah Partimizin vesilesiyle yeniden tanışacak, buluşacak diye istiyoruz ve inanıyoruz.